Burası bizim yazıhane çocuklar. Alışveriş işlerini burada çözüyoruz. Evet, geçin sorun bakalım. Anlat. Abi. Ben içerideyken babam biraz paraya sıkışmış da. Tefecilere düşmüş. Adamlar da şimdi rahat bırakmıyorlarmış yani peşini. İşte benim de yeni haberim oluyor bu durumdan. Yani nasıl desem. Anladım. Oğlum çek defterini ver bana. Yeter mi? Yeter abi. Abi eyvallah da yani biraz ilginç oldu şimdi bu. Sen beni hayatında bir kere gördün sonuçta. Yani tanımazsın etmezsin, böyle bir iyilik yapıyorsun. Hani hiç sormadan, soruşturmadan. Şuraya bir imza atar mısınız? Oğlum, sen bunun için gelmedin mi buraya? Aslanım, biz darda olan adamın yardımına koşarız. Sen de artık bizim böyle delikanlı bir kardeşimiz, arkadaşımız sayılırsın. Eyvallah abi. Borcunu ödediğin sürece bir sorun yaşamayız. Öderim abi elime geçtikçe. Ödeyemezsen o zaman da sorun yok be oğlum. Bizim de bir işimiz düşer, karşılıklı hallederiz, helalleşiriz. Eyvallah abi. Biz müsaadeni isteyelim o zaman. Müsaade sizin. Sağ olasın. Gökhan. Buyur abi. Sen benimle gel. Bir şey konuşacağım seninle. Eyvallah abi. Haberleşiriz. Ne diyorsun sen bu çocuğa? Tahir'e mi? Hı. Vallahi iyi çocuktur abi, sağlamdır. Peki adam satar mı? Sadık mıdır? Abi ben yani bunca zamandır tanırım. Yani bir yanlışını görmedim. Peki sen bana sadık mısın Gökhan? Abi o nasıl söz, beni bilirsin. Riskli bir iş var. Emir büyük yerden. Hem de çok büyük. Eyvallah abi. Abi bu adam haberci. Ünlü adam, yani başımıza iş alırız. İşte o yüzden bu işi sana veriyorum Gökhan. Zamanı gelince bu Tahir midir nedir al yanına, birlikte halledin bu işi. Dikkat edin, yerde izniniz bırakmayın. Böyle bir şey olursa sık kafasına, yık üstüne. Ne bakıyorsun? Çık şimdi. Eyvallah. Necati Bey, şu Tahir geldi. Parası bitmiş. Borç istedi. Güzel. Verdin mi parayı? Verdim, verdim. Ama bu Tahir'le ne işimiz var anlayamadım. O bize hem Kenan hem Leyla'yı sıkıştırmak için lazım. Bu işin içine olabildiğince bulaştır. Bu işi Gökhan halledecek. Tamam. Benden haber bekleyin.